İyi günler arkadaşlar. IPsec eğitim video serisinin 7. videosuna hoş geldiniz. Burada yapacağımız işlem şu. Yine site 1 ile site 2 arasında bir VPN kuracağız. Site to site VPN olacak. Phase 1'de main mod kullanacağım. Aggressive mod kullanmayacağım. Zaten dediğim gibi her videoda tekrar ettiğim gibi remote access VPN kullanmıyorsak, özel bir sebebimiz yoksa %90 main mod kullanırız. Phase 1'de RSA signature kullanacağız. Yani dijital sertifikalar kullanacağız. Onun için bundan önceki birkaç video önce aynısını görmüştük, benzerini aynısını görmüştük. Buradaki şu router'ı PKI server yapacağım ve bunlara sertifika vermesini sağlayacağım. Bunu gördüğümüz için çok fazla açıklama yapmayacağım mantırken. Phase 2'de AH kullanacağım. Yalnız şunu söyleyeyim, biz hemen hemen hiç kullanılmıyor. Yani aslında ESP kullanılıyor. Sırf ben Wireshark'ta paketleri görelim diye kullanıyorum. Onu da biliyorsunuz. VTY kullanacağız burada. Kripto mapleri sevmiyoruz artık biliyorsunuz. Kripto mapler eski bir teknoloji. Onunla yapmak istediğimiz şeyleri ya yapamıyoruz veya bayağı zorlanıyoruz yaparken. Onun için VTY gibi özel bir interface yapıyoruz ve istediğimiz gibi işlem yapabiliyoruz ona. Burada IACP çalıştıracağız. Sanırım bunların tamamını gördük. Biz sadece RSA Signature ile beraber VTY nasıl kullanılıyor ki değişen bir şey yok. Aynı zamanda bir de hatta zamanımız kalırsa bir de QS çalıştırırız. Şu VTI'nin güzellikte yararlanmış oluruz. Ayrı bir interface olduğu için. Normalde kripto olduğu için olduğu zaman da QS yaparız ama cidden ölüm yani yapması. Başlayalım hemen. İlk önce şu gene burada bu adama biz bir PKI server yapalım. Her zamanki gibi NTP master ile başlıyoruz ilk önce. Saatlerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Çünkü PKI server bize sertifika vereceği zaman verdiği sertifikanın saati, tarihi falan da önemli. Bazen hatırlıyor musunuz? Mesela şey oluyor. Google'da falan da böyle mesela siz bilgisayarınızın saati değişmiş oluyor. Ondan sonra işte sertifika hatası falan veriyor. Bir yerlere falan giremiyorsunuz. Sanırım olmuştur. Evet, hemen devam edeyim. IP HTTP server ile bu HTTP server yapıyor. 80. portları dinlemeye başlıyor kısaca yani. Onu biliyorsunuz. Hemen Crypto PKI Server MCCA diye bir tane PKI server oluşturuyorum. Bir. Hiç, bu gene MT MD şey MD5 ile sertifikaların hash'ini alsın. Daha sonra kendi private key ile zaten şey yapar, imzalar. Oto olsun, otomatik olarak gelen insanlara yani bu bizim PKI server'dan sertifika isteyenlere otomatik olarak versin. No shutdown diyelim ve MC yakli 123 MC yakli 123 man generating, bakın iki tane şey yaptı bile. Şu anda çalışıyor bizim server'ımız. Tamamdır. Sertifika şeyi zaten kendisi şey de oluşturdu dikkat etseniz. Neydi onun adı? Kendine sertifika da oluşturdu. Hemen biz ne yapalım? Gidelim site 1'e ve şey yapalım. Bu adamdan sertifika isteyelim. Önce bizim RSA 2'yi oluşturmamız lazım. Aynı şey gibi. SSH'te yaptığımız gibi. Crypto key generate RSA modulus 1024 olsun ki en az evet, bu tamamdır. Ondan sonra kripto ne demekti arkadaşlar? Hatırlayan var mı? SSH 1.99 ne demekti? Hem SSH versiyon 1 hem de SSH versiyon 2 destekliyorum demekti. PKI Trust Point MCCI güven, yani biz Trust Point'lerimizi tanımıyoruz şu anda. Enroll HTTP 14.0.0.1. Ondan sonra cima RSA key pair olarak da site 1 nokta mc yakli bununla alakalı, bunun için biz şey istiyoruz. Subject name, öyle şey yazıyorum bunları. Bunlar DN bilgileri aslında. Site 1. Çok daha sisteme girdiği için bunlar bizi çok ilgilendirmiyor ama gene de ne olduğunu bilmek lazım. Ondan sonra Crypto PKI Authentication MCCA. Yes.
Alalım sertifikasını. Şimdi bu adamı bakın zaten ben bu adamın sertifikasını aldım şu anda. Ben bu adama güveniyorum. Aynı o kök sertifikaya yüklemiş gibi oldu şu anda. Tamam. Madem buna güveniyorum ne yapayım? Bir tane de bana versin. Yani ben de bundan aynı şekilde bir tane isteyeyim. Crypto PKI Enroll MCCA CA MC MC No No Evet sertifikamı ver. Başka bir şey istemiyorum. Çok uğraşmaya gerek yok. Evet, sertifikamı aldım zaten. Yani show crypto. Bakalım önce şeye bakalım. PKI trust points ile benim üzerindeki kök sertifikası güvendiğim kime güveniyormuşuz? Biz bunlara güveniyormuşuz mesela. Tamam. Show crypto PKI Certificates. Bu benim sertifikam zaten. Genel amaç için kullanıyorum. Yani şey için kullanacağım. IPsec için kullanacağım bunu. Veren bu. Benim ismim buna verilmiş zaten. CN bilgisi var burada. Şu kadar sıra verilmiş. Kim vermiş bana bu? Bu adamın da sertifikası bende var bakın. Güzel. Hemen site 2'ye gidip aynı şekilde site 2'de de yapacağım aynı şey arkadaşlar. Confd IP domain name mcyagli.com crypto key generate RSA modulus 1024 olsun. Ondan sonra hadi crypto PKI trust points MCCA diye bir şey enroll URL HTTP colon 4.001 olsun RSA key pair site 2 nokta mcyagli.com olsun yani subject name bunlar gerek yok aslında da site 2 olsun revocation check none olsun sanırım ESA konu evet ESA'de yani CCNA security, CCNP security konularında bunları sanırım detaylı anlatacağız. Evet evet bunları detaylı anlatacağız tabi. Orada var bunlar. Şimdi bunu yazdık. Şu adamın sertifikasını alalım biz. PKI Authenticate MCCA. Yes. Adam sertifikasını aldık. Bu adama güveniyoruz artık. Hatta bir tane bize verir misin dedik. Biz adama güveniyoruz. Şeyimiz de var. Bütün bilgilerimiz de hazır. Ne diyor? Ha, bunu yaptık ya zaten ya. PKI enroll. Enroll kayıt ol demek İngilizce. MC 123 MC No No Yes. Tamamdır. Sertifikalarımızı aldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi yapacağımız işlem site 1 ve site 2 arasında IPsec kuracağız. Kurarken de VTI kullanacağız. Nasıl kurduk? Gene biz hemen şeyi halledelim. Phase 1 ve 2 halledelim. Nasıl yapıyoruz? Crypto izcam policy 19. Ondan sonra hash md5 authentication bu sefer ne olacak? RSA signature olacak. Bitti. Grup 2 olsun. 86400 olsun. Encryption 3TS olsun. Tamam. Evet. Crypto IPsec Transform Set MC Set AH SHA MAC olsun. Bakın burada herhangi bir şey yapmadım. Yani hani demiştim mi daha önce sertifikanın içerisindeki site 1 nokta mcyak.com'a bak demiştim ya öyle bir şey yapmadım çünkü şu anda gelen source IP'sine göre ID'sini almasını istiyorum. Çok da gerek yok. Hemen bu bilgiden sonra yapmam gereken şey bir tane profil oluşturmam lazım. Çünkü o profili ben nereye uygulayacağım? Şeye uygulayacağım. MC IPsec prof set transform set MC set öyle bir şey yok. Evet. Şu interface'ten gene oluşturayım ben. Interface loopback 1.1 olsun. IP adres 11 11 11 255 255 255 0 olsun. Interface tunnel 0 IP unnumbered loopback 11 tunnel source
Burada tunnel source'umuz bizim 24.0.0.2. Tunnel destination 34.0.0.3. Tunnel mode tabii ki GRE değil. Yoksa şu anda GRE olarak kalıyor şu anda bu. IPsec IPv4. Tunnel protection, IPsec profile, profile. MC IPsec IPsec prof dedim. Evet. Ondan sonracıma hatta şey yapalım. IACP çalıştıran router IACP 19 Node Summary Network 10.0.1.0 Network 11 11 11 11. Tamam. Aynı şeyi sideboard'da yapalım arkadaşlar. Config root. Önce neyi tanımlamamız lazım? Crypto ISACAM Policy 19. Hash MD5 Authentication RSA Signature Grup 2 86400 Encryption 3DES. Evet. Hatırlıyor musunuz, şöyle bir şey yazıyorduk biz. IsaCam key falan bir şey yazıyorduk. Onu yazmamız gerek yok çünkü niye? Digital signature ya, imza kullanacağız. Bir de şöyle demiştim arkadaşlar, bakın. Phase 1'de Haggle dışında tanışma esnasında paralı kullanabiliriz. Bir veya dijital sertifikamızı kullanabiliriz. Yalnız tanışma esnasında ismimiz de çok önemli. Bunu birkaç video önce söylemiştim ben. Kim olduğumuzu nasıl söyleyeceğiz? Biz kim olduğumuzu şöyle söylüyoruz aslında. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şu komut var. Gizli, yani bu komut default'tur. Bu komut ne diyor biliyor musunuz? Tanışırken ismini söylerken şu yeşilleri söyle diyor. Yani şunu söyle diyor, bakın. Şu işte, yani şunu söyle diyor. Adresini söyle diyor. Bu default olarak buradadır. Onun için herhangi bir şey değiştirmiyorum. İsterseniz şey olabilirdi. Sertifikanın içerisindeki o F şey o fully qualified şey var ya, web sitesinin ismini de söyle diyebilirdim. Hepsi de olabilirdi. Devam edelim biz. Hemen kripto IPsec. Transform set MC set AH HMAC Crypto IPsec Profile MC IPsec Prof tabii ki set transform set MC set. Ondan sonra config, şu interface'ten bir daha oluşturmak istiyorum. Interface loopback 22 222 olalım olsun. 22 22 22 22 225 225 225 0. Ondan sonra acaba interface tanımı 0 olsun. IP unnumbered pek 222 olsun bu sefer, madem öyle yapsak. Tunnel source olarak 34 34.003 Tunnel destination 24.002 Tunnel mode IP, tabii ki IPsec IPv4 Anal protection IPsec profile MC IPsec prof olsun. Bakalım yanlış yapmazsa çalışır. Süper. Tamamdır. Kodlarına girmişiz. Hatta bir de şey çalışalım. Router IACP 19 Node Summary Network 22 22 22 22 Network 10.0.2.0. Bakın hemen oldu. Show IP root yaptığımız zaman zaten Show IP root yaptığımız zaten karşı tarafın iki tane zaten IACP ne öğrenmişiz biz? İki tane network öğrenmişiz. Bir tanesi zaten şu bizim şey. Bir de şu yayınladığımız network'ler işte. Bu network'ler tunnel'lardan geçecek arkadaşlar. Ve dikkatçe bakarsanız Crypto IsaCam SA bunun güzel yönü neydi? Phase 1 ve Phase 2'nin otomatik olarak kurulmasıydı ki bu cidden çok güzel bir şey. Yani bakın tüm trafik buradan aksın diyor. Süper. Şurada ne var? Birazdan silinir bu. Evet. Gördüğümüz gibi dijital sertifikayı aldık bu şekilde. İki tarafta dijital sertifikamız var. Hatta show crypto PKI sertifikaları falan bakabiliriz. Bunlar bizim sertifikamız arkadaşlar. Şu bizim sertifikamız. Şu da bizim CA'nin sertifikası PKI sertifikası. Amacı daymış.
Sırf imzalamak amaçlı kullanıyormuş bunu zaten. Onun sertifikası da bizde var. Dolayısıyla public key de bizde var. Bir tane deney yapabiliriz. Zamanımız var. Evet, şuradan geleyim ben şimdi şöyle. Start Capture'dayım. Mesela bir tane bu konu mesela şöyle yapabiliriz. Mesela diyelim ki bu tunnel'dan geçen ICMP paketlerinin şeyini değiştirebiliriz mesela. DSCP değerlerini değiştirebiliriz. QS görmüş, gerçi QS ICMP switch içerisinde az bir şey var ama bakın bir tane bir örnek uygulama yapayım. Mesela my MCI ICMP diyelim. ICMP match protocol ICMP policy map MC police match class MCICMP class MCICMP set set ne olsun 5 olsun ya şöyle 5 ekleyelim. QSP yapanlar veya ona benzer şeyler çalışanlar ne yaptığını biliyorlardır. Interface tunnel 0 service policy MC police yok öyle değil. Soru işareti outbound MC police sanırım oldu. Bir ping atayım mesela 10.0.2.1 hatta source şöyle 1.0.1.1 den bir ping atayım attım. Şu da görebileceğim acaba. Evet şunlar. Evet. Klasayı 5 olarak seçmiş. Ya yapmak istediğim şuydu arkadaşlar kısaca. Yani o kadar güzel ki yani elimizde bir tane interface var bizim. Chevron interface tunnel 0. Elimizde şöyle bir interface'imiz var bizim. Bakın. Yani bunun üzerine ben ne yaptım? Aynı GRE'de olduğu gibi yaptım. Tek farkı bu tunnel mode IPsec IPv4. Yani sırf bunun için yapılmış bir interface. Ne güzel işte. Hatta GRE over IPsec veya IPsec over GRE ikisinin farkını göreceğiz. Ben bununla alakalı çalışma yaptım. Zaten 3-5 video sonra bunu da göreceksiniz. Ben yerinizde olsam bir noktadan diğer noktaya yani site to site VPN, IPsec VPN yapıyorsam kesinlikle GRE kullanmam. GRE ile VTY arasındaki tek fark GRE non-IP destekleyebilir ki site to site'da non-IP niye gerekli? Hadi DNVPN olsa neyse. Tek farkı, tek fazlalığı o. Ama VTY'nin fazlalığı da mesela güzel yönünde mesela şey bir GRE header yok. 4 byte GRE header mesela. Evet. Bu konu bu kadar arkadaşlar. Konuyla alakalı sorusu olan varsa videonun arkasında yorum yapabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.